Rabıtaya gizli şirk diyenler var. Rabıta nedir? Rabıtayı nasıl anlamalıyız? Rabıta demek, gönlünü rabdetmek demek. Allah, ayet-i kerimede, savaş esnasında, Allah sizin gönüllerinizi rabdetti. Birbirine rabdetti. Birbirine bağladı. Ayaklarınızı evet, sabit kıldı. Allah yolunda savaşmakta, cihad etmekte ayağınızı sabit kıldı. Neden nasıl yaptı onu? Gönüllerinizi birbirine rapt ederek sizi bir ve beraber eyledi. Dolayısıyla gönülleri rapt ederken hepsinin birden birde evet, gönülleri Allah'a rapt oluyor. Allah'ın resulüne rapt oluyor. Allah için oradan Allah'a rapt olmuş olur. Allah için canlarını ortaya koydular. Koydular ve savaşı kazandılar. Eğer gönülleri rapt olmasaydı bir ve beraber olamazlardı. Bunu Allah yaptı yalnız. Aynı şekilde Allah öyle burada ayet-i kerimede siz daha önce birbirinize düşmanken Allah size ülfeti verdi. Kalplerinizi, gönüllerinizi birbirine birleştirdi. Eğer Allah bunu yapmasaydı, bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız. Evet, yine Allah orada kalplerini birbiriyle birleştiriyor. Bu muhabbetin birleştiği yerdir. Yani kalpler birbirine rapt olurken, muhabbet raptıyla rapt oluyor. rabıta neden olması gerekir? Bütün sahabe gönlünü Resulullah Efendimiz'e rapt ediyor. Rabıta yapıyor yani. Gönlünü onunla beraber ediyor. Etmesi gerekir mi? Elbette ki etmesi gerekir. Etmezse zaten ne sahabe olur ne de iman edip tabi olmuş olur. Allah Resulüme tabi olun derken de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Tabi olmak için senin gönlünü ona rapt etmen gerekmiyor mu? Acaba Resulullah evet. Efendimiz nasıl yapmış? Benim de onun gibi yapmam gerekir. Acaba bu konuda ne söylemiş? Nasıl hareket etmiş? Nasıl düşünmüş? Dediğimizde zaten gönlümüzü ona rapt ediyoruz. Onun için bütün müminler aynı zamanda evet, peygamberini rabıta yapıyor. Gönlünü rapt ediyor. Ne kadar gönlünü rapt edip gerekeni yaparsa o kadar Allah'ın sevgisine layık olur. Tabi olmuş olur, Allah'ın sevgisine layık olmuş olur. Eğer birinin kendi peygamberine rabıtası yoksa bu durumda onun imanı yok demek. Onun tabiyeti yok demektir. Rabıtasız olmaz. Allah ait e, ayet-i buyuruyordu. <laughs> Ya yühellezine amenu isbiru ve sabiru ve rabitu ve takullaha le'ankum tuflihun Ey iman edenler sabredin. Sabredin sabırlı olun. Yani sabırlı olarak sabredin. bununla beraber rabitali olun dedi. Bu rabitu ve eğer sizin takvanız varsa, siz takva sahibiyseniz, Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilip kabul ediyorsanız, rabıtali olun dedi. Eğer rabıtali olursanız, felaha erersiniz, erersiniz. Evet, bu Ali İmran Suresi 200. ayettir, son ayet. Ali İmran Suresinin son ayeti. Allah rabıtali olmamızı emretti bir kere. Sabırlı ve rabıtali olmamızı emretti. Yoksa felah yok. Yoksa takvamız yokmuş. Rabıtalı olanlar sabırlı olur, takvali olmuş olur. Evet, bir müşid-i kamile rabıta gerekli midir? Elbette ki. Eğer o Allah yolunda yürüyorsa, Allah'a davet ediyorsa, Allah'a taşıyorsa, Allah'ın vahyiyle yolu yürüyor ve hadi beraber yürüyelim diyorsa, bu durumda ona rabıta yapmak ne demektir? onla beraber yolu yürümek demektir. Onunla beraber Allah'ın vahyine uymak demektir. Onunla beraber Allah'ın resulüne tabi olmak demektir. Allah hep beraber Allah'ın ipine sarılın demedi mi? Dedi. Tek başımıza ben Allah'ın ipine sarılırım dersek Allah bunu kabul eder mi? Etmez. Hep beraber sarılın dedi. Toptan hep beraber sarılın dedi cemaat halinde sarılın yani bulunduğun yerde. Evet. Nerede? Mutlaka cemaat halinde Allah'ın ipine sarılıp yolu yürümen gerekiyor. Sırat-ı müstakim üzerinde yürümen gerekiyor. Allah'ın ayetlerini hayatında yaşaman gerekiyor. Bir fert olarak yapmamız gereken kulluğumuz, ibadetimiz vardır. Bir de cemaat halinde yapmamız gerekenler vardır. Bunun için cemaat halinde yürümemiz gerekir. Ve cemaatin de bir imamı vardır cemaatle namaz kıldığımızda bir imam önde midir? Evet. Hepimiz ona tabi olduk mu? Olduk. Hepimiz gönlümüzü ona rapt ettik mi? Ettik. İmam olarak kabul ettiysek. Hatta biz okumuyoruz. O bizim adımıza okuyor. Ya da onu okuduğunu tekrar ediyoruz. Nasıl ki zahiri olarak namaz kıldığımızda bir imamımız varsa bir de manevi olarak bizim bir imamımızın olması gerekir. Çünkü Allah'ın huzurunda durmayı öğrenmemiz gerekir. Allah'ın huzurunda durup onun sırat-ı müstakiminde yürümemiz, koşmamız gerekir. Bunun için de manevi bir imam gerekir. İşte mücid-i kamil manevi imam demektir. Bununla beraber evet ona Rab edip yolu onunla beraber yürümek demektir. Evet. Rabata gereklidir. Rabata farzdır. Allah'ın emridir. Ha, yapabiliyorsan tercihler nedir? Eğer Resulullah Efendimiz'e rabıtayı yapabiliyorsan buyurun yap. Namaza durduğunda Resulullah Efendimiz önümdedir. Ben onu imam olarak kabul ediyorum. O benim önümdedir. Diyebiliyorsan, onu önünde bulabiliyorsan, o sana namaz kıldırıyorsa tamam yap. Ama yok cemaati de kabul etmiyorum, imamı da kabul etmiyorum, yolu da kabul etmiyorum diyorsak bu durumda biz büyümeyi kabul etmiyoruz. Allah'a dost olmak için Allah'a dost olanlara uymayı kabul edemiyoruz. Bu nedir? Bu kibirlenmektir, kendini müstahını görmektir. Yani biri birini sevince, Gönlü onunla meşgul olunca ona rabıta yapmış oluyor mu? Oluyor. Rabıta şirktir diyenler gönülleri neyle meşgul ediyorlar? Merak ediyoruz. Dünya meşgul oluyor, insanlarla meşgul oluyor, başka şeylerle meşgul oluyor. Gönlünü ona rapt etmiş, o şirk olmuyor. Allah'a dost olmak için bir Allah dostuna gönlünü rapt etmiş, onu sevmiş, onunla beraber olmuş. Bununla beraber ben de bunun gibi yapayım, Allah'a dost olayım diye şirke düşüyor, öyle mi? Şeytana rabıta yapınca bir şey olmuyor, Allah dostuna rabıta yapınca şirk oluyor. Kim söylüyor bunu? Bunu şeytan söylüyor. Evet, bu cahillerin sözüdür ya da kainlerin sözüdür.